değerli arkadaşlarım, yoldaşlarım, faşizme karşı bir an olsun geri adım atmayan, geri durmayan ve yeni bir yaşamı kurmak için iddialarından hiçbir zaman vazgeçmeyen siz değerli konuklarımızı, delegelerimizi, sevgili yoldaşlarımızı bir kez daha buradan sevgiyle, saygıyla selamlamak istiyorum. Hunbiher hatın, sersera, serçeve hatın. İstiyorlardı ki bizler bu ağır saldırılar karşısında geri duralım, sessizleşelim, susalım ve faşizme boyun eğelim. Fakat 2,5 yılı aşkın bir süredir süren topyekün saldırı, topyekün savaşa karşı bizler direniyoruz, ayaktayız, mücadeleyi daha da ileriye taşımak için bugün geçmişten daha da öfkeli, daha da kararlıyız. Değerli arkadaşlar, Halkların Demokratik Kongresi'nin meclislerle demokrasiye, demokratik cumhuriyetle özgürlüğe şiarıyla gerçekleştirdiği bu genel kurul aslında 100 yıllık tarihimizdeki temel sorunlara ışık tutan, yol açan, yol gösteren bir şiardır ve biz bunu mutlaka başarmak zorundayız. AKP saray rejimi, Erdoğan rejimi bugün halklarımıza aslında bir sivil darbe sürecini dayattı. Neo-Osmanlıcı hayallerle İttihat Terakkici fantaziler el ele vermiş ve Türkiye'yi, Türkiye'nin ağır sorunlarını bastırmak, sindirmeyi kendine hedef kılmış. Bu Türkiye'nin şu anda bir seçeneği gibi önümüze konulmuş. Öte taraftan ikinci bir seçenek olarak statikocu bir zihniyetle ulusalcı, yine bugüne kadar yaşadığımız acıların üstünü örten bir seçenek olarak ikinci seçenek karşımızda duruyor. Bizler Halkların Demokratik Partisi ve Halkların Demokratik Kongresi olarak bu iki seçeneğin de seçenek olmadığını, kurtuluş olmadığını, halkların geleceği olmadığını biliyoruz ve onun için elimizin tersiyle bu iki seçeneği de bir tarafa atıyor ve üçüncü seçeneği, halkların seçeneğini, kadınların, işçilerin, emekçilerin, yoksulların, işsizlerin seçeneğini sahipleniyoruz ve bu üçüncü seçeneği yaratmak için bizler yola çıktık. Ve hiçbir şey bizi bu yoldan geri bırakmayacak. Değerli arkadaşlarım, bugün AKP saray rejimi gırtlağına kadar yolsuzluğa, rüşvete, çürümüşlüğe batmış durumda ve bunları örtbas etmek için Allah'ın lütuflarını bekler durumda. Bugün de Kudüs meselesine sarılmış, Kudüs'ün halkların inançlarının, kültürünün başkenti olma ihtiyacından yola çıkarak aslında Filistin halkının taleplerini sömürerek bugün kendi sorunlarının üstünü örtmeye çalışıyor ve Filistin halkının bugün sömürülmesinde, yok sayılmasında ve topraklarından uzaklaştırılmasında bu iktidarın da, Türkiye Devleti'nin de bugüne kadarki payının üstünü örtmeye çalışıyor. Bizler buna izin vermeyeceğiz. Yine Zarrab davasının ortaya saçtığı çürümüşlüğü gizlemek, örtmek için vatana, millete, bayrağa, tekçiliğe sarılıyor. Bizler demokratik bir toplumu yeniden inşa etme yolunda çaba harcayanlar olarak halklarımıza bunları, bu gerçekleri anlatmakla karşı karşıyayız. Hiçbir şekilde bu çürümüşlüğün üstünü örtmek için yapılan bu politikalara
özgürlükleri, eşitliği, barışı ve demokrasinin yolunu kesmesine izin vermememiz gerekiyor. Bunu halklarımıza iyice anlatmamız gerekiyor. Bütün bu yaşananların karşısında bazıları Erdoğan'ı tekrar toplumun bütün kesimlerine sunabilmek için deniz gezmişlerden yola çıkıp Erdoğan'ı parkasız deniz gezmişe benzettiğini görüyoruz. Bu utanç verici yandaşlık arzusuna buradan vereceğimiz bir cevap var. O da eğer bugün deniz gezmiş yaşasaydı Selahattin Demirtaş'ın koğuşunda birlikte cezaevinde olurlardı, olacaktı. Değerli delegeler, sevgili yoldaşlarım, bizler denizlerden, mahirlerden, Doktor Hikmet Kıvılcımlılardan aldığımız devrimci geleneği, Mazlum Doğanlardan devraldığımız devrimci geleneği, direnişi geleceğe taşıyacağız ve halkların demokratik kongresinin, halkların özgün sorunları etrafında meclisler kurarak, örgütlenerek, dayanışarak halkların demokratik partisine, partisinin toplumsal alanı olarak kendini her geçen gün daha fazla örgütlenmesi görevinin farkındayız. Ve bu ilişki toplumsal alanın örgütlülüğü ve HDP'nin de siyasal mücadelesine bu toplumsal mücadeleleri özne olarak taşıması sürecine hep beraber katkı sunmak ve birlikte bu karanlığı aşmak ile göreviyle karşı karşıyayız. Biliyoruz ki ancak birleşerek, dayanışarak bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Örgütlenmek bizim en temel şiarımız olmalı. Bütün alanlarda, halkın bağrında, bütün sorun alanlarının bağrında hep beraber el ele, omuz omuza örgütlenerek yerinden, yerelden, meclislerle, dayanışmayla ve direnişle bu karanlığı aşmak üzere sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben de diyorum ki Kurtuluş